Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu ayak bileği burkulmaları ve buna karşı evde yapabileceğiniz çözümler olacak. Hemen öncelikle ayak bileği burkulmalarında özellikle hangi bağlar yaralanıyor ya da eklemler etkileniyor onları anlatarak videomuza başlayalım. Ayak bileği burkulmaları özellikle ya halı saha maçlarına gidiyorsanız ya da topuklu kullanıyorsanız ya da maalesef biraz sakarsanız yollardaki eğimlere basarak meydana gelebilen yaralanmaların başında geliyor ve çok sık karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda sizin evde yapabileceğiniz bazı şeyler var. Öncelikle ayak bileği burkulmalarından bahsedelim. Ayak bileği burkulmaları özellikle iki çeşit meydana geliyor. Birincisi inversiyon burkulmaları, yani ayağın içe doğru burkulduğu durumlar. Diğeri de eversiyon burkulmaları, yani ayağın dışa dönerek burkulması anlamına geliyor. Bakıldığında kliniklerde en sık karşılaşılan yaralanma şekli inversiyon burkulmaları oluyor. Yani bu şekilde özellikle bu üç bağın çeşitli derecelerde yaralanması karşımıza çıkıyor. Diğeri ise dış yönlü burkulmalar. Burada deltoid ligament dediğimiz çok güçlü bir bağ yaralanıyor. Aslında klinikte karşımıza çıkmasının özellikle inversiyon yönlü, yani içe doğru burkulmaların karşımıza çıkmasının nedeni de bu üç bağın deltoid ligamente, yani deltoid bağa göre daha zayıf oluşu. Dolayısıyla daha fazla yaralanmaya müsait dokular diyebiliriz. Peki ayak bileği burkulması yaşadığımızda evde neler yapabiliriz? Öncelikle yurt dışında, yani aslında genel olarak kullanılan bir protokol var. Bu protokol RICE protokolü. Aslında bunlar baş harflerinin kodlanmasıyla oluşturulmuş. Buraya da yazdığım üzere R aslında dinlenmeyi, I buz uygulamasını, C kompresyonu ya da işte bandaj uygulamasını, E ise elevasyonu işaret ediyor bize. Son dönemde aslında bu protokol birazcık değişti. Buraya aslında erken dönemde aktif ve kontrollü hareket de eklendi. Ama ben yine de erken dönemde bir fizyoterapistin kontrolü olmadan yapabileceğiniz yanlış hareketleri size yönlendirmemek adına yine eski protokolde evde neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey dinlenmek olacak. Yani ayak bileği burkulması yaşadıktan sonra ekleminizi çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Bir de bu durumun ciddiyetini anlayabilmeniz için bazı aslında bize ipuçları var. Öncelikle bu ipuçlarından bahsedeyim hatta Rice'i anlatmadan önce. Eğer ayak bileği burkulması yaşadınız ve bir hafta boyunca ağrı hiç azalmadıysa ya da o bölge inanılmaz şiş ve sizi çok rahatsız ediyorsa yapacağınız bu protokolün dışında veya ayak bileğine hiçbir şekilde 4-5 günden sonra dahi yük aktaramıyorsanız mutlaka bir doktora danışmanız gerekiyor. Hatta erken dönemde eğer çok ciddi bir şekilde ayak bileği burkulması yaşadıysanız yine mutlaka doktora gidip doktorun o bölgeyi kontrol etmesini, kırık ya da dediğim gibi bağlarda tam kopuk olması durumunu değerlendirmesini doktordan rica edebilirsiniz. Şimdi protokolümüze dönelim. Protokolümüz aslında şöyle durumlar için geçerli. Eğer genellikle ayak bileği burkulması yaşıyorsanız ki maalesef çok ciddi düzeyde bir ayak bileği burkulması yaşadıktan sonra doğru bir şekilde kuvvetlendirip ya da doğru bir şekilde ayak bileği yapılarının esnekliği kazandırılmazsa ayak bileği burkulmaları tekrar edebiliyor. Bu protokolümüzde özellikle çok ciddi düzeyde ayak bileği burkulması yaşamayan veya sıklıkla ayak bileği burkulan kişiler için evde uygulanabilecek bir protokol. Rest dediğimiz şey, yani dinlenme dediğimiz şey aslında özellikle ayak bileği yaralanmasını takiben 2-3 gün içerisinde çok fazla ayak bileğine yük bindirmemek, çok fazla ayakta iş uygulamamak ya da özellikle o bölgeyi dinlendirmeyi ifade ediyor. Şimdi buz kısmına gelelim. Buz uygulama kısmı aslında ayak bileği burkulmalarında özellikle erken dönemde sıklıkla tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Bu buz uygulamasında dikkat etmemiz gereken şey yaklaşık her 2 saatte bir 15 dakika olacak şekilde bunu uygulamak. Ama şuna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Buz uygulaması sırasında mutlaka bir arayüz olması gerekiyor. Evde eğer havlu varsa havluyu ıslatıp dokunuz ve buzun arasına mutlaka koymanız gerekiyor. Bu durumda sık karşılaşılan şeylerin başında buz yanıkları geliyor. Eğer direkt dokuya temas ederse buz maalesef buz yanıkları oluşabilir. Bu konuda da uyanık olmanız gerekiyor. Dediğim gibi her 2 saatte bir özellikle yaralanmayı takip eden 3-4 günde her 2 saatte bir 15 dakikalık buz uygulaması gerekiyor.
Kompresyon dediğimiz şey aslında bandaj uygulaması. Bu bandaj uygulaması konusunda aslında bir bilenden, yani bir fizyoterapistten destek almak sizin için önemli. Çünkü bandaj uygulaması sırasında dokuyu hem çok fazla sarmayıp, çok fazla basınç uygulamayıp hem de çok gevşek bırakmamak gerekiyor. Bu bandaj uygulaması, yani kompresyon uygulaması aslında dokunun çok fazla şişmesini engelliyor. Bu da bizim için ilerleyen dönemdeki rehabilitasyon ya da günlük yaşama dönüş için sizin için bir olumlu sonuç ortaya çıkarıyor. Kompresyon için artık ayak bileğine hazır olarak giydirilebilecek bazı çoraplar da var. O çoraplardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi gelelim protokolün son harfi olan elevasyona, yani kaldırma ya da yüksekte tutma. Bu elevasyon için, yani kaldırma işlemi için aslında önerilen şey kalp seviyesinin üzerinde tutma. Yani evde özellikle dediğim bu dinlenme periyodundayken yattığınız pozisyonda dizinizin altına birkaç yastık koyarak ayak bileğini biraz yüksekte tutabilirsiniz. Bu hem o bölgenin ödeminin çok fazla artmasını engelleyecek ya da varsa aslında o bölgedeki bu ödemin azalmasına destek olacak bir uygulama. Dediğim gibi özellikle ilk 2-3 gün, hatta 1 haftada buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi durumda eğer çok fazla ağrınız olursa da doktorunuzun size vereceği ilaçları kullanabilir, ağrı kesicileri özellikle kullanabilir ve o bölgedeki ağrıyı azaltabilirsiniz. Bir haftanın sonunda artık normal ağırlık aktarmaya geçmiş olmanız ya da en geç 15 günün sonunda geçmiş olmanız gerekiyor. Dediğim gibi eğer 3-4 günün sonunda hala ayak bileğinizde hiçbir değişiklik yoksa, daha kötüye gidiyorsa, şişliği arttı ya da yangısı arttıysa mutlaka doktorla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü belki o bölgedeki yaralanma sizin düşündüğünüzden daha ciddi bir durumda olabilir ve belki kırıklar meydana gelmiş olabilir. Bu durumda o bölgenin sabitlenerek kırığın iyileşmesi hedeflenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün size ayak bileği burkulmaları sonrasında yapabileceğiniz, evde uygulayabileceğiniz kolay yöntemlerden bahsettim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru, görüş ya da öneriniz varsa da bana ya direkt yorumlar kısmından ya da Instagram adresimi buraya bırakıyorum, Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.